Ara yemek kabak şayan için rendelenen kabaklar kavrulmaya devam ediyor. Tuzu falan nasıl? Azıcık da. Tuz mu? Un çorbasının tuzu ayarlandıktan sonra ana yemeğin sosu için domateslerin kabukları soyuluyor. Nerede oyalandın gelin hanım? Ya aslında pek oyalanmadım aslında ama neyi iyi yönetemedim onu da anlamadım yani. Evde yaptığın gibi yavaş yavaş yapmış olabilir misin? Aslında evde de hızlıyımdır ya. Yani bugün niye böyle oldu hiç bilmiyorum. Ana yemeğin sosu için el rondosundan geçen domateslere domates ve biber salçası eklendikten sonra kavrulmaya başlıyor. Dereyağı da girdikten sonra sarımsak rendeleniyor. Fırında soslu top köfte. Ha güzel yaparsa ama yanında garnitür olarak meyhane pilavı. Ha yakışmamış ya. Patates püresi olsaydı daha güzel olurdu. Ya da patates püresinin içinde yapıyorlar onu. Çok güzel oluyor. Meyhane pilavı ona yakışmamış. Köfteler çok güzel görünüyor. Neden beğenmiyorsun? Ya köftelerimden sıkıntım yok. Sadece hani daha fazla olabilirdi. Onunla alakalı hani. Daha ne kadar olabilir ki? Şişler dolmuş işte. Ya iki şiş koymayı düşünüyordum ben. Birer şiş mi vereceksin? Birer şiş oldu o yüzden. Yarışmacımız top köfteleri fırına vermeden önce üzerine sıvı yağ sürüyor. Domates sosunun tuzunu ayarladıktan sonra top köfteler fırına giriyor. Komik, çok komik ama. Bu nasıl bir ana yemek? Benim hamsili balık çok güzel. Hamsili balık zahmetli. O kadar emek verdim. Pilavı ayrı yapılıyor. Hamsisi ayrı diziliyor. Ayrı fırınlanıyor. Yanına da patatesi vardı. Tabağı doluydu. Salatası vardı. Alay ettiler. Şimdi bu top köfte mi verecekler bize? 21'lik gelin. Maşallah. Meyhane pilavı için yeşil biber doğranırken soğanlar el rondosundan geçiyor. Bendeki bu stresle şu mutfağın bu kadar inanın dağınık olması biliyor musunuz? Ben çünkü yani tahammül edemiyorum. Sen onu düşünme, 2 dakikada bitir, toparla. Erken bitirirsen mutfağı da toparlarsın. Yani mutfağın öyle olması hiç önemli değil. Sen temizle, onu orada bırakırsan, öyle olur. Tatlı kaşık. Anne o çorba ne durumda? Aynen çorba anne. Çorba kaynıyor. Sen o çorba bence olmuştur artık. Onun altını kapatalım. Meyhane pilavı için soğanlar kavrulurken yeşil biberler doğranmaya devam ediyor. Gayet iyi gidiyordun Sibel. Ne oldu? Ya mutfak dağınık diye ben birazcık... Oldu. Çok önemli. Mutfak dağınık diye mi? Ama bir yarışmadasın şu anda. Ya orası öyle de işte. Ve mutfağa girmek isteyen bir kayınvalidemiz var. Ya valla o girerse girsin yani. Yapacak bir şeyim yok. Ne yapayım ya? Mutfak bu haldeyken alacak mısın? O kadar da bir şey yok ya. Baktığın zaman hani bana göre öyle de. Anneciğim, Aynur Hanım'ı mutfağa alacak mısın? Vallahi gelin isterse ben hiçbir şey demem. Girebilir yani illaki girmek istiyorsa kendi bilir. İstiyorsa da girsin be. Ay ne yapayım? Meyhane pilavına girecek kapya biberler doğranıyor. Bu biberleri ne yapacaksın? Ben bunları böyle koydum ki içine atacağım. Kabak şayan ne durumda? Kabağım oldu, bir tek süzme yoğurdunu koyacağım. Kavruldu mu? Cevizini kavuracağım hemen. Süzme yoğurdu ne yapacaksın? Şimdi ben bunu normalde yeşil elmanın üzerinde koymayı düşünüyorum. Orijinali nasılsa öyle yap. Yok öyle yapılmıyor. Öyle bir şey yok. Hani ben şekil olarak, görüntü olarak dedim. Süzme yoğurt mu kullanıyorsun? Evet, sarımsak rendeliyorum. Süzme yoğurda sarımsak rendelendikten sonra kavrulan kabaklarla karıştırılıyor. Ardından meyhane pilavına doğranmış yeşil ve kapya biber ekleniyor. Kabak şayan nerenin yemeği? Ya vallahi hiç bilmiyorum. Yani bir kere yapmıştım ben. Hoşumuza da gitti, üzerinde cevizli falan. Kabağı doğradıktan sonra suyunu çekene kadar kavuruyoruz. Süzme yoğurdu da ekledin. Aynen, süzme yoğurt, sarımsak, tuzunu falan koydum. Şimdi ne yapacaksın? Şimdi cevizi birazcık yağda kavuracağım. Cevizi de mi kavuracaksın? Evet, birazcık cevizi kavuracağım. Lahmacunlar ne durumda? Meyhane pilavının sebzelerine salçadan sonra yıkanan bulgur ekleniyor. Anneciğim, yemeklere bakıyor musun? Ben bakıyorum da. Ona ben kırmızı toz biber koyacağım şimdi. Şu anda nelerimiz hazır gelin hanım? Pilavımız hazır, çorbamız hazır, yemeğimiz ocakta. Meyhane pilavının suyu ayarlandıktan sonra kabak şayanın kavrulan cevizleri kontrol ediliyor. Cevizler biraz yanık. Biraz mı? Bence yanıkları hemen ayır. Aynen öyle yapacağım. Çabuk ol gelin hanım, çabuk! Dünkü lahmacun içi çok güzel hazırlanmış, hamuru biraz sertti. Yani içi hakikaten lezzeti, her şeyi mükemmel ama şimdi onu da şey yapmamak lazım. Belki fırından kaynaklanabiliyor ya da yoğrulan hamurdan yumuşak olabilir, sert olabilir, daha katı olabilir. Ondan böyle sert olmuş olabilir. Hani onu bilemem nasıl şey yapacak. Ama lezzeti kıyması çok güzel olmuştu. Haftanın yemeği Halep usulü lahmacun için hamur açılıyor.
Anneciğim nereye? Yemeğe. Çabuk anneciğim, çabuk! Yarışmacımız Halep usulü lahmacunun hamurunu açmakta zorlanıyor. Ya bu şey tezgahta bir şeylik var herhalde. Sorun tezgahta mı yani? Ha yok yok, tezgahın değil de şurada sanki şöyle bir yükseklik var gibi. Gelinimiz Halep usulü lahmacunun hamurunu zorlanarak da olsa açmaya devam ediyor. Ya işte kabarmaması da önemli. Açılan lahmacun hamurlarının üzerine iç harcı konuyor. İç harcına yeterince nar ekşisi koydun mu? Olması gerektiği kadar koydum. Tarifteki kadar. Hani çok da ekşi olursa bu sefer de diyecekler ki lahmacun hani ekşi mi olur? Halep usulü böyle olur. Ama işte herkes bilmiyor ki Halep lahmacunu. Öyle bir sıkıntı var işte. Bütün gelinler aynı şekilde yapacak ama. Ya orası öyle tabii de. Halep usulü lahmacuna devam eden gelinimiz iç harcını hamurların üzerine almaya devam ediyor. Anneciğim iyi misin? Sen oturmadan 2 dakika şu patlıcanlara bir baksan. Hemen otur istersen. Yok yok ama. Ne kaldı? Salatan. Bunu diyorum, lahmacun nasıl pişirecek? Lahmacun anne 2-2 koyacağım 5 dakikada. Gelinimiz Halep usulü lahmacunları tepsilere alıp kenara ayırıyor. Anneciğim daha ortada masa yok. Ben de onu söylüyorum. Masa da yok. Gelinimiz salata için hemen yeşilliklerini doğramaya başlıyor. Son 4,5 dakika. Ya tabağımı niye şeyim, masamı yetiştiremedim ya. Çok üzüldüm ya. Hayır hayır, masamı yetiştirirsin. Eyvah! Gitti köfteler, gitti. Ay! Bir şey yanmadı ya. Gerçekten yandı. Hemen köftelere bakıyoruz. Anneciğim yanmış mı? Ah yanmış gibi. Köfteler pişmemiş ki, neden erken çıkardınız? Sen koysan mikser olur mu biraz fırının içine? Ben mi? Olmaz. Vallahi evet. Ben... Şimdi nereye? Masayı hazırlamaya. Koş gelin hanım, koş. Kaç dakikan var? 2 dakika 54 saniye. 2 dakikada masayı hazırlayabilir misin? Ya inşallah hazırlarım. Annem yardım edemiyor değil mi bana? Anneciğim sen binmen istersen. Ay ne yapayım ya? Masamı yerleştireyim de kıyafetimde yapacak bir şey yok. Yemek takımlarını ve bardakları yerlerine koyan gelinimiz aksesuarlarla sofrasını süslüyor. Gelinimiz vakit kaybetmeden çatal, bıçak ve kaşıklarını yerleştiriyor. Son 5 saniye. 2 1 Hanımlar, kayınvalidelerimizi karşılamamız lazım. Tut, onlar dolu anne. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.